Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri Tabiat Park Değirmen Boğazı'nda kötü kokuya da neden olan balçığı canlılığın ve verimliliğin artırılması için temizliyor. Tabiat Parkı Değirmen Boğazı'nda doğal yapıyı bozmadan çevre düzenleme çalışmalarını tamamlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Devlet Su İşleri İşbirliği ile her yıl olduğu gibi Değirmen Boğazı'nın içinden geçen derede ıslah çalışmalarını yürütüyor. Kış mevsiminde yağışlar nedeniyle derenin dibinde oluşan balçık, iş makinalarıyla bu yılda temizleniyor. Bu temizlik sayesinde sudaki oksijen oranı artarken, balçık kaynaklı oluşan kötü koku da ortadan kalkıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Ezer ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Su Ürünleri Mühendisi Mustafa Çekim Değirmen Boğazı'nda incelemelerde bulundu. Müdür Ezer, Değirmen Boğazı'nda yapılan bu işlem Devlet Su İşleri tarafından her yıl yapılıyor diye konuştu. Burada şu an yapılan işlem Devlet Su İşleri'nin rutin her zaman yaptığı dere ıslah çalışması. Bunun sebebi ne? Kış boyunca yağan yağmurlarla toplanan çamurlar, sedimentler ister istemez burada birikiyor. Biriktikten sonra yaprak gibi bir takım organik maddeler de bunun içinde çürüdüğünde siyah balçık haline dönüşüyor. Bunun ortamdan uzaklaştırılması lazım. Yoksa pis koku yapıyor. Burada piknik yapan, spor yapan, yürüyüşe gelen vatandaşlara rahatsızlık vermemesi adına bu çalışmalar yapılıyor. İş makineleri bu çamuru, sedimenti ortamdan uzaklaştırırken ister istemez ortalık bulanacak. Bu bulanık su balıkların solungaçlarından nefes almalarını azalttığı için balıklar panikle kendilerini kenara vuruyorlar. Ama bu kesinlikle balıkları öldürecek bir durum değil. Yarım saat sonra çalışma bittiğinde tekrar berrak su geldiğinde balıklar normale dönüyorlar.